Gönül Pınarı. Hayırlı akşamlar. Bir haftalık aradan sonra yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam ana kumanda masasında Engin Karagöz görev yapıyor. Programı sizler için Osman Ünlü hocamız hazırlayıp sunuyor. Ve ben Bahattin Apak, TGRT FM frekanslarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hocam nasılsınız? Efendim teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Allah-u Teala razı olsun. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun inşallah. İnşallah. Efendim bu geceki konumuz muhabbet etmek, sevmek. Şimdi dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Biz sevmeyi bilmiyor muyuz? Evet. Sevmeyi hepimiz biliyoruz da kimi neyi seveceğimizi bilmiyoruz. Yani sünnet alimleri bize bunu anlatıyorlar. Nasıl seveceğiz? Sevgi ne demektir? Ve neye karşı olanlar ne olmakta? Onları ehl-i sünnet alimleri bildirmişler. Biz de Cenab-ı Hak yaratırken cibilliyetimiz yaratılmışta, yaratılışımızda var bu. Bu meyil, muhabbet etmek, sevmek, bu duygu var da nasıl akıl, irade, hafıza, el, ayak, el becerisi, ne bileyim ses, ses güzelliği, hitabet, yazı yazmak. Bunların hepsi Allah-u Teala tarafından kuluna verilen emanetlerdir. Bunları nerede kullanacağız? Cenab-ı Hak bizde cibilliyetimizde yaratılmışımızda herhangi bir şeye karşı bir meyil yaratmış. Buna sevgi deniyor, muhabbet etmek deniyor. İşte bunu biz nerede kullanacağız? Sevginin aslı nedir? Kime olmalı? Nasıl olmalı? Bunları ehl-i sünnet alimleri uzun uzun bildirmişler ve biz de bunları nakletmeye çalışacağız. Tabii her cuma gecesi naklettiğimiz veyahut da söylediğimiz, talep ettiğimiz bir husus vardı. Onu gene tekrar edelim. Bu gece cuma gecesi, cuma gecemiz mübarek olsun. Yarın da cuma günü, cuma günümüz de mübarek olsun. Cenab-ı Hak cuma gecesinin de, cuma gününün de feyzinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Cuma Amin. Gününü de hakkıyla karşılayan, saygı gösteren kullarının cümlesine ilhak edesin. Tabi bu gecenin hatırı ve hürmetine de şu anda bizi dinlemek zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin hastalar varsa Cenab-ı Hak acil şifalar ihsan eylesin. Amin. Borçlu olanlar varsa ödemek nasip etsin. Amin. Ve şu anda eceli gelmiş sekerat-ı mevt halinde olanlar varsa Cenab-ı Hak onlara da hüsnü hatime nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin, inşallah. Evlenmek isteyip de aradığını istediğini yani dinini bilen seven kız veya delikanlı bulamamış olanlara da Cenab-ı Hak salih ve saliha kısmetler nasip ve müyesser eylesin diyoruz. Amin. Ve son nefesimizde de iman selameti nasip etsin inşallah Teala bu cuma gecesinin hatır ve hürmetine diyoruz ve konumuza geçiyoruz efendim. Şimdi efendim sevgi neyle olur? Elle mi olur? Ayakla mı olur? Gözle mi olur? Burunla mı olur? Dille mi olur? Neyle olur? Dille diyoruz ya, dilin kemiği yoktur hepsini söyler. Düşmanına bile seni seviyorum der de yalan söyler. Yani söyleyebilir. Evet. Peki nedir? Efendim sevgi kalple olan bir hadisedir. Kalp hem nefse hem de his uzuvlarına bağlıdır buyuruyor kitaplarda. Hem nefse bağlı hem de his uzuvlar. His uzuvlar dediğimiz nedir? Göz, kulak, ondan sonra el, ayak. Bu uzuvlara da bağlı mı? Bağlı. His uzuvları ne ile meşgul olursa kalp ona bağlanır. Bu çok önemli. His uzuvları. Yani gözüm harama bakıyor falan onunla şey yapıyorum. Kalbe oradan gelen düşünceler hakim olur. Haram şey dinliyorum kalbe bunlar akar. Hem haram şey yapıyorum elimle, tabi gözümle de bakıyorum falan. Dolayısıyla his uzuvları ne ile meşgul olursa kalp ona mı bağlanır? Evet, kalp ona bağlar. Mesela yine İmam Gazali Hazretleri de öyle buyuruyor. İnsan güzel bir şey görünce, güzel bir ses duyunca, tatlı bir şey alınca kalp bunlara bağlanır buyuruyor. Ve bu bağlanmak ki buna sevgi deniyor. İşte bu sevgi insanın elinde olmaz. Bir deniz kenarına gidersin, denizin maviliği veyahut da bir ormana gidersin, onun yeşilliği, o anda böyle ılık ılık esen bir rüzgarı sana rahatlık ve huzur verir. O gördüğün manzara, gördüğün yer seni kendisine çeker mi? Çeker. Yani cibilliyetimiz de var. Otomatik olarak oraya bir meylimiz olur mu? Olur. Otomatik olarak olur. Mesela yine kitaplarda anlatılırken insan güzel bir şey okuyunca kalp bunların manalarına ve yazarına bağlanır. Çok önemli bu. İnsan güzel bir şey okuyunca kalp bunların manalarına, yazarına bağlanır. Güzel, tatlı demek
kalbe güzel tatlı gelen şey demektir. Yoksa nefse güzel, güzel gelen değildir. İnsan çok defa hakiki güzelliği anlayamaz. Nefse güzel gelen ile kalbe güzel geleni birbiriyle karıştırır. Şimdi mesela sözümüzün başında da naklettik ya. Efendim biz bu sevgiyi biliyoruz. Güzeli biliyoruz. İyiyi biliyoruz. Tabii biliyoruz diyoruz. Ama İslam alimleri bir ölçü koymuş. Nefsin iyi ve güzel dediği var. Kalbin iyi ve güzel dediği var. Bize ehl-i sünnet alimleri bu ikisini önce bir ayırıyor. Ondan sonra da güzel ve sevmek kalbe güzel geliyorsa, kalbe sevgili, kalp seviyorsa odur esas sevgi olan. Ve yine İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, Muhammed Hatimi Hazretleri de aynı şeyi anlatmışlar. Kalp kuvvetli ise hakiki güzelliği anlayıp onu sever ve bağlanır. Kalp kuvvetli ise tabii ki. Peki nefs kuvvetli ise? Nefs bağlanır bu seferde. Fakat da çarpıcı bir misal verelim. Mesela şimdi diyelim ki bir erkek. Fiziken güzel bir kızı gördü. Ya Cenab-ı Hak güzel yaratmış. Onu görünce onun güzelliği karşısında ona bağlandı. Değil mi? Evet. Şimdi o kız bunun nikahlısı değil. Yabancı, haram. Hatta diyelim ki dünyanın en güzel kızı. Hakikaten fiziken öyle. Boy, pos, endam, göz. Yapı itibariyle en güzel kızı. O da aynı şekilde evet dedi. O genç de evlendiler. Genç de yakışıklı diyelim. Kız da genci görünce aynı şekilde o da meyletti. Delikanlı da aynı şekilde fiziken çok yakışıklı. Evlendiler. Nelerini sevdiler? Fiziki görünümü sevdiler. Kalp meyletti. Kalp mi? Hayır. Nefs. Nefs hoşuna gitti. Nefsin hoşuna gitti. Ama fiziken de aynı şekilde o güzellik olma sebebiyle otomatik olarak kalbinde meyilli olur. Ama o oradaki istek nefsten kaynaklandı ve güzel gördü. Öncelik nefste. Nefsten. Orada. Nikah ettiniz bunları. Ve bunlar sadece o fiziki güzelliğe baktıkları için, nefsinin istek ve arzularda o olma sebebiyle bunlar nikah akdi yapılıp birbirine helal olduktan sonra birisi dünyanın en yakışıklı erkeği, öbürsü dünyanın en yakışıklı kızı. 3 ay, 5 ay, 6 ay, en fazla bir sene sonra bunlar ayrılıyorlar. Niye? Kalp. Kalben bağlı değillerdi birbirlerine. Nefsen bağlıydılar. Nefs de zaten ona ulaşınca bitiyor onun işi. Çünkü nefsin istediği helal ve mubah olan değil. Ya haram olan. O fiziken güzel kızı kaldır. Bu yakışıklı dediğim aynı şekilde. Yani fiziken yakışıklı olan genç çirkin bir kadını görse o anda şehvet hareketi geçmiş olsa nefsi aynı şekilde o kızı veyahut da o kadını arzular. Aa adama bak ha çok yakışıklı bu kıza bak yüzüne bakılacak gibi değil falan filan. Onunla alakalı değil ki nefsi. Hatta bu genç evli olsa, dünyanın en güzel kadınıyla da evli olmuş olsa gene de ona bakar. Niye? Nefs çünkü haramdan talep eder. Onun istediği güzellik değil. Onun istediği Allah-u Teala'nın emrini çiğnemektir. Dolayısıyla zahiri güzelliğe baktığın zaman batına kalbe sirayet etmediği için bunlar uzun süreli olmaz. Hevesini alır ve bırakır. Mesela araba aldın, para biriktirdin, şunu yaptın, bunu yaptın falan. İlk günler tozunu mozunu silersin değil mi? Evet. Ulaşamadan önce. Şöyle bir arabam olsa, böyle bir arabam olsa deyip duruyordun. Oldu. İlk günler tozunu senin sonra bırakıversin gider. Ne oldu? Hevesini aldı çünkü. Hevesini aldı. Ha şu hatıra gelmesin. Yani efendim yani arabayı da mı kalben seveceğiz? Hayır. Onlar vasıta, onlara sevgi yok. Ama beğenebilirsin. O ayrı bir mesele. Demek ki kalp kuvvetliyse hakiki güzelliği anlayıp onu sever ve bağlanır. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, evliyanın sözleri, dua, tesbih gibi kıymetli şeyler aslında güzeldir. Çok tatlıdır. Kalbin nefse bağlılığı azalınca ve nefsin elinden kurtulunca bunları okuduğu, duyduğu zaman bunların güzelliğini anlar ve bağlanır da insanın haberi bile olmaz buyuruyor. Kur'an-ı Kerim okuyunca veya dinleyince, zikir yapınca, ibadetleri yapınca Allah-u Teala'yı sever. Kalbi nefsin elinden başkasından kurtarmak için nefsi ezmek, kalbi uyandırıp kuvvetlendirmek lazımdır. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e uymakla olur. Hangi konuda? Her konuda. Yerken, içerken, yatarken, kalkarken, alışveriş yaparken, her işinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl yapıyor? Bunu nereden öğreneceğiz? İlmihal kitaplarından. İlmihal kitaplarındaki bildirilenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bizzat yaptıkları. Muhammed aleyhisselam'a uyarak kalbini nefsinin pençesinden kurtaran bir kimse, bir evliyayı incelerse onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisi Allah-u Teala'nın sevgili kulu olduğunu anlar. Allah-u Teala çok sevdiği için Allah-u Teala sevdiğini de çok sever.
Fakat sevebilmek kolay bir şey değildir. Nefsin sevdiklerini kalbin sevdiği hakiki güzellikler sanarak aldananlar çok olmuş ve dolayısıyla da felaketlere mi sürüklenmişlerdir? Evet, felaketlere sürüklenmişlerdir. Hani zaman zaman İslam ve Toplum programında da naklediyoruz. Büyüklerden bir zata birisi gelir gidermiş böyle. O zat da kabul edermiş onu. Gevezenin birisiymiş ama. Habire anlatır durur. O zat da böyle fırsat bulursa o da şey yapar falan. Ama hep anlatırken o zat işte hocamdan işittim. Hocam buyurdu ki. Hocam bunu böyle yapardı. Hocam şöyle buyururdu. Hocam şöyle anlatırdı. Bir gün o adam demiş ki ya demiş hep hocam hocam diyorsun demiş ya. Bu hocamdan ne öğrendin sen bu kadar hep hocam hep hocam hep hocam deyip duruyorsun. O zat da cevaben buyuruyor ki ben hocamdan bir tek şey öğrendim. Adam hayret etmiş. Ya bir tek şey öğrendim onun için bu kadar hocam hocam deyip duruyorsun. Öyle mi diyor. Evet diyor bir tek şey öğrendim. Neymiş diyor öğrendiğin o tek şey? Ben diyor kimi sevip kimi sevmeyeceğimi öğrendim. Kimi sevip kimi sevmeyeceğimi öğrendim. Şimdi bakın Bahattin Bey, yani dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Efendim el mer'u me'amen ehabbe hadis-i şerif var. Evet o hadis-i şerif var. Kişi sevdiğiyle beraberdir. İşte onu Hadika'da, Hadika isimli kitapta anlatırken orada naklediliyor ve buyuruyor ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam el mer'u me'amen ehabbe, yani kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu. İmam Müslim'in bildirdiği bir hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birisi geliyor kıyamet ne zaman kopacak diye soruyor. Peygamber Efendimiz de kıyamet için ne hazırlık yaptın diye soruyor. Ya, kıyametin kopacağı zamanı soruyorsun da yani o gün için hazırlığın nedir? Bunun üzerine soran kimse Allah-u Teala'nın ve onun Resulünün aleyhissalatü vesselam sevgisini hazırladım cevabını verir. Müthiş bir cevap ama. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam sevdiklerinle beraber olursun buyurdular. Şimdi hadis-i şerife direkt girdik ama neticesi çok önemli. Çünkü İslam alimleri bunları açıklarken bizim anladığımız ve bildiğimizin dışında ve öğrenmemiz lazım olan şeyleri bildiriyorlar. İmam-ı Nevevi Hazretleri bu hadis-i şerifi açıklarken bu hadis-i şerif Allah-u Teala ve onun Resulünü ve salihlerin ve hayır sahiplerinin dirilerini ve ölülerini sevmenin kıymetini, faydasını bildirmektedir. Buyurdu. Allah-u Teala ve onun peygamberini sevmek demek, emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak, bunlara karşı edepli saygılı olmak demektir. Şimdi geliyor orada bir hüküm çıkıyor. Çok seviyorum. Sevdiğin zat diyor ki buradan git. Ben çok seviyorum seni ama kusura bakma ben buradan gidiyorum. Hikaye o sevgi. Sevgi itaat demektir. Seven sevdiğine itaat eder. İtaat etmiyorsa hikayedir o sevdiği. Hani onun için dedik. Efendim biz dilimizde çok seviyoruz diye söyle. Dilin kemiği yok ki. İstediğini şey söyler. Yalan da söyler. Doğruyu da söyler. O ayrı bir mesele. Ama buradaki sevgi yalan. Sevgi itaati gerektirir. Mesela zamanımızda da var. İstanbul'dayız biz. Ebu Ayyub el-Ensar radıyallahu teala an hazretlerinin kabrine her türlü insan bakıyorsun bazen seyrediyorsun. Her türlü insan. Fasık da geliyor, salih de geliyor, sadık da geliyor. Hepsi geliyor. Hepsi geliyor falan. Ve herkes de orada şey yapıyor falan. Hani dua ediyor. Şimdi gayri ihtiyar bakalım. Tabii Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarındaki o bilgiyi öğrenince diyorsun. Mesela gelmiş oraya fasık birisi elini açıp dua edip gidiyor. Sadece o kadar. Ben diyor işte Ebu Ayyub el-Ensar radiyallahu anh hazretlerini seviyorum. Eğer Ebu Ayyub el-Ensar radiyallahu teala anh hazretlerini seviyorsan onun bildirdiği yolda gitmen lazım. Yani İslamiyet'i öğrenip ona ittiba etmen lazım. Yoksa Ebu Ayyub el-Ensar radiyallahu teala anh hazretleri Medine-i Münevvere'de Ensar-ı Kiram'dan bir zattı. Peygamber Efendimiz'e iman etmeseydi, Eshab-ı Kiram olma şerefine nail olmasaydı, o dereceye, o şana, o hürmete, o saygıya layık olur muydu? Olmaz. Neyle yükseldi? Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam ittiba ile, ona itaat etmekle yükseldi. Dolayısıyla sen de o Peygamber Efendimiz sevdi. Sevdiğini de ispat etti. Sen de onu seviyorsan sevdiğini ispat edeceksin. Yani o yolda gideceksin. Gitmiyorsan oradaki yaptığın duada orada kalır. Başka hiçbir faydası da olmaz efendim. Salihleri severek onlardan faydalanmak için onların yaptıklarını yapmak lazım değildir. Çünkü onların yaptıklarını yaparsa o da onlardan olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki bir kimse bir cemaati sever fakat onlardan olmaz. Onlarla beraber olmak onların derecesini yükselmek demek değildir. Hadis-i şerifte bir cemaati seven kimse onların arasında haşrolunur buyuruldu. Ebu Zerr-i Gıfar radiyallahu teala ya Resulallah bir kimse bir cemaati sevse fakat onların yaptıklarını yapmasa nasıl olur diye arz ettiği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya Ebu Zer sevdiklerinle beraber olursun buyurdular. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki bu hadis-i şerifler seni yanıltmasın. Bak burası önemli. Hasan-ı Basri Hazretleri tabiinin büyüklerinden. Sen iyilere ancak onların iyi amellerini yapmakla kavuşabilirsin. Yahudiler ve Hristiyanlar peygamberlerini seviyorlar ise de onlar gibi olmadıkları için onların yanına gidemeyeceklerdir. Çok açık net buyurmuş Hasan-ı Basri Hazretleri. Ben seviyorum ama bu taraftan gidiyorsun. Hikaye o.
Hristiyanlar mesela İsa Aleyhisselam'ı sevdiğini iddia ediyorlar. Ama İsa Aleyhisselam'ı haşa Tanrı'nın oğlu diyorlar. Getirdiği kitabı bozdular. Mesela İsa Aleyhisselam'ın dininde, getirdiği dinde namaz vardı, oruç vardı, içki haramdı, domuz eti haramdı. Bunların hepsini kaldırmışlar. İsa Aleyhisselam buyuruyor ki bak namaz var, oruç var, bunların hiçbirisi yok, kaldırmışlar. Domuz eti haram, içki haram, bunların hepsini kaldırmışlar. Zina haram, hepsini kaldırmışlar. E diyor ki biz İsa Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Ve İsa Aleyhisselam'ı seviyoruz. Seviyoruz, onun yolundayız, onunla beraber cennete gideceğiz. Avucunu yalarsın. Avucunu yalarsın. Hiçbirisini yapmıyorsun. Tabii. Yani. Ve Hasan Basri Hazretleri, Yahudiler ve Hristiyanlar peygamberlerini seviyorlar ise de onlar gibi olmadıkları için onların yanına gidemeyeceklerdir. Yani İsa Aleyhisselam da Musa Aleyhisselam da cennette ama bunlar cehennemde. Peki efendim İsa Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam zamanındaki hani doğru itikad sahibi olan Museviler ve İseviler de böyle mi? Hayır. Onlar mümindi. Onlar cennete gidecek. Onlar peygamberlerin yanında. Çünkü peygamberlerine tabiydi. Sonrakiler bozdular. Zamanımızda da mesela Muhammed Aleyhisselam'a tabiyim diyerek Muhammed Aleyhisselam getirdiği dini değiştiren bidatlar sokanlar var. Diyor ki ben diyor dini güzelleştirdim veya böyle yapmak daha iyidir. Görürsün bakalım iyi midir değil midir toprağın altına girince. İmam-ı Gazali Hazretleri bunun için onların iyi amellerinden birkaçını veya hepsini yapmadıkça yalnız sevmek de onların yanına kavuşulamaz buyurmuştur. Bütün bunlardan bu naklettiklerimizden anlaşılıyor ki bir cemaati seven kimse üç nevi olabilir. Üç çeşittir. Ki bir kişiyi veya bir cemaat seven üç ayrılıyor. Birincisi onların bütün amellerini ve ahlakını yapıyor. İkincisi yahut hiçbirini yapmıyor. Birisi tamamını yapıyor. Birisi hiçbirini yapmıyor. Üçüncüsü birkaçını yapar başkalarını yapmayıp bunların işte tersini yapar. Hepsini yapabilen sevdikleriyle beraberdir. Onlarla olur. Onlarla olan sevgisi onu da tam onlar gibi yapmıştır. Muhabbetin en yüksek tabakasına erişmiştir. Elbette onlardan olur. Sevdiklerine hiç uymayan, onlara hiç benzemeyen kimse onlardan olmaz. Sevgisi sözde kalır, kalbine girmez. Sevginin yeri kalptir, yani gönüldür. İmam-ı Gazali Hazretleri, Hasan-ı Basri Hazretleri'nin bunları anlattığını bildirmiştir. Böyle sevgi yalnız sözde kalmaktadır. Yalnız sözde kalan sevmeye sevmek denilmez, seviyorum demesi doğru olmaz. Yani demek ki sevgide itaat şart. Sevdiklerinin birkaç ameline uyan kimseye gelince, imanda uymamışsa onlarla olmaz. Mesela 72 bidat fırkası var Müslümanlarda. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam ve eshab-ı kiramın inandığı gibi inanmıyorlar. Dolayısıyla cehenneme gidiyorlar. Çünkü seven, sevdiğinin her şeyini sever. Onları seviyorum demesi hiç doğru olmaz böylelerinin. Onun kalbinde onlara sevgi değil düşmanlık vardır. Din düşmanlığından daha büyük düşmanlık olamaz. Yahudilerin ve Hristiyanların peygamberleri seviyoruz demeleri böyledir. Bir kimse sevdikleri gibi inanıp ibadetlerde onlara tam uymazsa, beğenmediği için uymamışsa seviyorum demesi yine faydası olmaz. Onlarla birlikte olamaz. Gücü yetmediği, nefsine hakim olamadığı için hepsine uyamamışsa onlarla birlikte olmasına mani olmaz. Hadis-i şerifler bu ikinci kısmı bildirmektedir. Bir cemaati seven fakat tam onlar gibi olmayan kimseye karşı söylenmiştir. Ebu Zer hadisi bunu açıkça bildirmektedir. Bu hadis-i şerif Müslümanları da çok sevindirmektedir. Yani burada bir müjde var. Şimdi biz Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz gibi, tabi'in gibi, tebe-i tabi'in gibi ve Evliya-i Kiram gibi onlar gibi ibadet yapamıyoruz. Onların yaptıklarının hepsini beceremiyoruz. Ama elimizden geldiği kadar onları seviyoruz. Sevdiğimiz için onların bildirdikleri, onların naklettiklerine inanıyor, ittiba ediyor, yapmaya çalışıyoruz. Ama hepsini beceremiyoruz. İşte hepsini beceremediğimiz halde Cenab-ı Hak lütfediyor, ihsan ediyor. Ya bu Osmanlı, bu Bahattin Apak kör topal idare ediyordu. Ve onların hatırı ve hürmetine bizi de affediyorlar. Onun için Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, Kudüs-i Sûr'u bu kapıda ehil na ehil beraber es buyurmuşlardır. Yani ne demek? Diyelim ki Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri gibi bir zat, bir cemaatin ortasında mahşer günü. Allah-u Teala sadece Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni o cemaatin ortasından alıp hassen cennete git demez buyuruyor. Şanına yakışmaz. Keremine, ihsanına, lütfuna uygun değildir buyuruyor kitaplarda. Onun için Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bu meseleyi çok iyi bildiği için ehil nahil beraber est. Onlarla beraber olan, ya Osmanlı, Bahattin Apak siz pek ehil değilsiniz ama siz geride kalın demezler. Kapı açınca hep beraber. İşte bu Müslümanları ümitlendiriyor. Evet. Ama hani bilmiyorum sizin zamanınızda da var mıydı? Kaplumbağa ile tavşanın yarışması. Var.
Hala var. Hala anlatılıyordu. Şimdi tavşan diyor ki sen benimle yarışacaksın diyor. Sen benimle yarışacaksın. Kaplumbağanın adımı ne ki? Pıtı 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 sırtında da yükü var zaten. Ben diyor şurada yatayım uyuyayım da sen epey bir git ben sana yetişirim. Yetişirim ve geçerim diyor. Ha, bir uyuyup kalıyor ki o usul 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 kaplumbağa geçiyor mu? Hedefine ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Niye bir misali verdik? Şimdi hatırımıza gelebilir. Bizi dinleyenlerin de kalbine gelebilir. Efendim işte bu şeyle biz acaba olabilir miyiz? Cenab-ı Hak herkese bir kabiliyet ve kapasite vermiştir. Bu kabiliyet ve kapasite neticesinde azar azar da yapmış olsak, gücümüz ve takatimiz nispetinde yapmış olsak ve onlara muhabbetimiz sebebiyle onlara ittiba için gayret sarf etmiş olsak, Cenab-ı Hak lütfeder, ihsan eder, onlarla beraber eyler. Ama hiç gayret yoksa kusura bakma derler. Tamam. Muhakkak gayret olması. Evet. Gayret edeceksin arkadaş. Hani hep veriyoruz ya o misali. Karıncaya demişler nereye? Demiş ki hacca gidiyorum. Demiş bu ayaklarla mı? Demiş gidemesi bir yolunda ölemez miyim? Ve yine başka bir misal veriliyor. Süleyman Aleyhisselam hem peygamberdi hem de hükümdardı. Hükümdar olduğu için de zamanındaki devlet adamları, ileri gelen erkan hep hediyeler getiriyor. Karınca da ağzına bir çekirge ayağı almış. O da pıtı pıtı gidiyor. Hop demişler bir dakika nereye? Hediye götürüyorum demiş. Ne hediyesi demiş. Süleyman Aleyhisselam'a. Demiş ya çekirgeyi ne yapsın ki o çekirge ayağını? Ne yapayım demiş benim gücüm bu. Ben bunu getiriyorum. Onun işine yarar yaramaz beni ilgilendirmez ki demiş o. Beni ilgilendirmez. Ben kendi kabiliyetim ve kapasitemi bana düşeni yapıyorum. Ben tarafımı belli ediyorum. Hediye getirenler tarafındayım ben. Tabii hediye getirenler taraf. Onun için bizden istenen kendi gayretimizi harekete geçirmektir. Yoksa haşa biz peygamber değiliz, eshab-ı kiram değiliz, tabi'in tebe-i tabi'in değiliz. Elbette onların yaptıklarını yapamayız. Ama yapmak için gayret sarf eder miyiz? Ederiz. Gücümüz ne kadar yetiyorsa. Muhammed İbn-i Semmak Hazretleri var. Bu zat son nefesinde ya Rabbi sana hep isyan ettim. Fakat sana itaat edenleri hep sevdim. Beni bu sevgime bağışla diyerek dua edermiş mübarek. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri de ya Rabbi sana layık hiçbir şey yapamadım. Bu zat Seyyid, evladı Resul. Hem mürşidi kamil, mübarek bir zat. Dört mezhepte de müteassıs, dört mezhebi de çok iyi biliyor. Müteassıs olan bu zat, evlad-ı Resul olmasına rağmen, ya Rabbi sana layık hiçbir şey yapamadım. Yüzüm kara olarak huzuruna geldim. Fakat senin dinini yıkmak, İslamiyet'i yok etmek isteyenleri sevmedim. Senin için olan bu buğzuma beni bağışla diyerek dua edermişmiş. Ve Necmüddin-i Gazi Hazretleri, salihleri seven zalimleri üçüncü nevin birinci kısmının sevgisine benzetmektedir. Yani sevdiklerinin imanları gibi inanan fakat onların amellerine ve ahlaklarına uymak istemeyen kimseye benzetmektedir. Salihlere olan muhabbetleri ve yardımları bu zalimlere fayda vermez demektedir. Ve İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki böyle zalimler ikinci sevmeye benzemektedir. Yani sevdiklerinin imanı gibi inanan fakat onlar gibi olmayan kimseler gibidirler. İbn-i Semmak da böyle olduğunu bildirmiştir. Bu zalimler nefslerine uyarak zulüm yapmışlarsa da salihleri sevmekte, dualarını almaya çalışmaktadırlar. Ve netice olarak da bu şekildeki böyle bir muhabbet onları gene sonunda kurtulmasına vesile mi olur? Evet, kurtulmasına vesile olur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadis-i şerifi kişi sevdiğiyle beraber olur hadikada bildiriliyor. Selefi salihini yani ehl-i sünnet alimlerini sevsek onlar gibi olmasak bile hadikada bildiriliyor bunlar. Bu hadis-i şerifteki müjdeye kavuşuruz. Allah-u Teala sevdiklerinin ve Allah-u Teala'yı sevenlerin dirilerini ve ölülerini seven kimse büyük saadete, iyiliklere kavuşur. Onları sevmek, mesela onların düşmanlarına karşı ve onları kötüleyen cahillere karşı onları savunmak, övmektir. Dünyaya düşkün olanların en kötüleri Allah-u Teala sevdiklerini, evliyasını kötüleyenlerdir. Dünyaya düşkün olmak bütün kötülüklere yol açar. Haset, hırsızlık, rüşvet, kibir gibi haramlara sebep olur. Cahil din adamlarının kibirli olmaları hep dünyaya düşkün olmalarından ileri gelmektedir. Cahil din adamlarının dünyaya düşkün olmaları hep böyle, özür dilerim, kibirli olmaları hep dünyaya düşkün olmaları, dünyayı sevmeleri mi? Evet, dünyayı sevmeleri sebebi iledir. Bu sebepten dolayı seven sevdiğine mutlaka itaat etmesi lazım mı? Evet, seven sevdiğine mutlaka itaat etmesi lazım. Ama bizim birinci bölümde maalesef bitti.
Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı programı TGRT FM'de devam ediyor. Bu akşamki konumuz muhabbet etmek, sevmek. Evet hocam. Seven sevdiğinin hali de hallenir. Mesela din büyüklerinden Evliya Kiram'la Muhyiddin Arabi Hazretlerine soruyorlar. Kalbinin açılması, ondan sonra Allah-u Teala kendisine yani evliyalık lütfetmesini, sebep ve hikmetlerini kendisi anlatıyor. Tasavvuf büyüklerini yani Evliya Kiram'ı sevdiği, onları savunduğu, savunması sebebiyle Cenab-ı Hak buna da evliyalık nasip ediyor. Hatta Ruhul Kudüs kitabında diyor ki elhamdülillah cahil din adamlarına karşı tasavvuf büyüklerini hep savundum. Ölünceye kadar da savunacağım. Bunun için kalp bilgilerine kavuşturuldum. Onlara saldıran, isimlerini söyleyerek kötüleyen kendisinin cahil olduğunu ortaya koyar. Bunun sonu ise felaket olur. Gerçekten Evliya-i Kerama din büyüklerine Ehl-i Sünnet talimlerine, İmam Hasan-ı Panif Hazretlerine, İmam Malik Hazretlerine, İmam Gazali Hazretlerine, İmam Rabbani Hazretlerine, Mevlana Hazreti Bağdadi Hazretlerine, Abdülkadir Geylani Hazretlerine, bu zatlara dil uzatan mutlaka tepe taklak olmuş mudur? Evet. Hatta din büyükleri buyuruyorlar ki, sevgili kullarına dil uzatan, onları tenkit eden, onları aşağılayan sözler söyleyen veya davranışlar ortaya koyanlara Allah-u Teala'nın ilk musallat ettiği hastalık, rahatsızlık, sinir hastalığıdır. Ben böylelerini tanıyorum. Yakinen gözümle gördüm. Hani bazı şeyler var Bahattin Bey. Ya inanıyor musun falan kitaptan okumuşsundur. Ama bir de gözünle görüyorsun. Kitaptan okumak ilmel yakin diyor, deniyor. Ama gözünle görürsen aynı yakin. Böyle ben birkaç kişiyi tanıyorum. Yani Evliya-i Kerama dil uzatıp da şu anda kendisi de aynı şekilde hanımı da çoluğu çocuğu da sinir hastası. Perişan bir vaziyetteler. Muhyiddin Arabi Hazretleri kendisinin Vasiyet-i Yusufiye kitabını açıklarken buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rüyada gördüm. Allah-u Teala'nın bu nimetine nasıl kavuştuğunu biliyor musun buyurdu bana. Ben de hayır bilmiyorum ya Resulullah dedim. Ve Resulullah Efendimiz Ehlullah olduğunu söyleyenlere yani Allah-u Teala'nın sevgisine kavuştuğunu bildiğin kimselere saygı gösterdiğin için kavuştum buyurdu. Sözü doğru olsa da olmasa da ona saygı göstermesi saadete kavuşmasına sebep oldu buyuruluyor. Hadis-i şerifte buyuruldu ki herkes kendisine ihsan edeni sever. Bu sevgi insanın cibilliyetinde yani yaratılışında mevcuttur. Nefsine düşkün olan nefsinin arzularına kavuşmak için yardım edenleri sever. Mesela adam nefsinin belasıyla içki içiyor mesela. Gel sana bir diyor rakı ısmarlayayım. Adam baba adam diyor ya çok cömert adam. Niye? Ona içki ısmarladığı için. Değil mi? Evet. Aynen öyle. Nefsine düşkün olan, nefsinin arzularına kavuşmak için yardım edenleri sever. Akıl ve ilim sahibi ise, medeni insan olmasına yardım edenleri sever. Burada da farklı bir durum. Kısacası, tayyipler, yani iyiler, tayyipleri sever. Habisler, yani kötüler de, kötüleri severler. Bu kimsenin sevdiklerine, yani bir kimsenin sevdiklerine, arkadaşlarına bakarak, onun nasıl bir kimse olduğu rahatlıkla böyle anlaşılır. Ben acaba iyi bir kimseyim. Kimle berabersin arkadaş? Hani derler ya kıratın yanında bulunan. Ya huyundan ya suyundan. Tabii ya huyundan ya suyundan. Ve yine bu da atasözü gerçi çocukluğumuzda bize çok söylerlerdi bunu. İsin yanında duran is kokar, miskin yanında duran da misk kokar. Hakikaten öyle. Git bir ocağın başında orada bekle akşama kadar. Eve geldiğin zaman is kokarsın. Üstün başın is kokar. Tabii. Sigara içenlerin bulunduğu bir odada bir otur. Sigara içmesen bile akşam eve gittiğin zaman hanım der ki amma sigara içmişsin ha. Hakikaten öyle. Siner mi siner tabii ki. Yapılan ihsan ne kadar kıymetli, ne kadar çok olursa sevgi de o kadar fazla olur. Bunun için herkes anasını, babasını, hocasını, ustasını, hükümetini, vatanını, din kardeşlerini çok sever. Bir Müslümanın mürşidi yani hocası kendisine din ve dünya bilgilerini, imanını, Allahu Teala'yı, peygamberini, güzel ahlakı öğrettiği için onu herkesten daha çok sever. Bu sevgi cibilliğidir,
İnsanın doğuşunda vardır. Bu sevgide mahrum olan kimse hakiki insan değildir, hayvan gibidir. Allah-u Teala böyle olmaktan da muhafaza buyursun. Amin. Çok sevilen kimse insanın kalbinde hatırından çıkmaz. Onun şekli kalbine yerleşir. Bu hale rabıta denir. Bir insanın kalbinde bir mürşidin, bir velinin rabıtası hasıl olursa, onun kalbine kendi mürşitlerinden gelmiş olan feyizler, nurlar bunun kalbine de akar. Feyiz, kalpten kalbe gelen, insana Allah-u Teala'nın razı olduğu şeyler yaptıran nurdur ve bir kuvvettir. Feyizler, Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam mübarek kalbinden yayılmakta, evliyanın kalpleri vasıtasıyla evliyayı çok seven kalplere gelmektedir. İslamiyet ve fen bilgileri düşünmek, hesap yapmak akıllı olur. Akıl dimağda bulunur. İman, muhabbet ve marifet, yani Allah-u Teala'yı tanımak ve bir şeyi hatırlamak yeri ise kalptir. Feyze nura kavuşan bir insanın kalbi ilimler, marifetler, kerametler hazinesi olur. Bu insana veli ve mürşit denir. Bu saadete kavuşmak için ehl-i sünnet itikadında olmak ve İslamiyet'e tabi olmak ve mürşidi, yol göstereni sevmek şarttır. Bedeni besleyen rızıklar ve kalbi temizleyen feyizler ezelde takdir ve taksim edilmiştir. Fakat bunlara kavuşmak için adeti ilahiyeye uymak, sebeplerini aramak, bulmak için çalışmak lazımdır. Şartlarına uyarak çalışana elbette verilir. Dilediğine çalışmadan da ihsan edebilir mi Allah-u Teala? Edebilir. Hani bizde bir söz var, söz söylerlerdi. Her arayan bulamaz, aramayan hiç bulamaz diye. Şimdi aramak lazım. Peki her arayan da ulaşabilir mi? Ulaşamaz. Her arayan bulabilir mi? Her arayan bulamaz. Ama aramayan ise hiç bulamaz. Şimdi mesela bizi dinleyenlerden, efendim siz böyle anlatıyorsunuz ama biz mesela bunları nereden bulacağız? Nereden kavuşacağız? Böyle bir zat var mıdır? Şimdi bu zatlar toprak altında. Peki iyi o zaman, yani bizim işimiz bitik mi? Hayır, değil. Ya? Allah-u Teala hiçbir zaman, hiçbir asırda, hiçbir kulunu, kendisine ulaşmak isteyen kulunu mahrum bırakmamıştır Bahattin Bey. Kitaplarda bir ifade geçiyor. Mükatebe nısfıl mükaleme diye. Ne demek o? Kitap okumak sohbetin yarısıdır. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri Kudüs'ün hayatta değil ama kitabı var. İmam Rabbani Hazretleri'nin Kudüs'ün hayatı var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatta değil ama hadis-i şerifleri var. Kendi hayatı var. Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan kitaplar var. Evliya-i Kiram'ın, mesela o Türkiye Gazetesi'nin vermiş olduğu Evliya'nın ansiklopedileri vardı. Orada Evliya-i Kiram'ın hayatları var. Onlar okunursa ve İslam alimlerinin kitapları, fıkıh kitapları, mesela Tam İlmihal Saadet Ebedi kitabı, bini aşkın kitaptan hazırlanmıştır. Onlar okununca o bilgileri, o bilgiler hangi kitaplardan alınmışsa onlar naklediliyor. Merak eden kitabın aslına da bakabiliyor ve o kitabın sahibinin kim yazmışsa, hazırlamışsa, mesela Tam İlmihal Saadet Ebedi'nin sonunda isim fihrisinde o zatlar hakkında bilgi de var. İnsan onları okudukça, tanıdıkça daha çok aynı şekilde sevmeye başlar ve onların kalbindeki nur bunu okuyanın kalbine de akmaya başlar ve bir müddet sonra o değişebilir mi? Değişebilir. Bahattin Bey kitaplarda anlatırken deniyor ki Allah-u Teala'dan başka bir şeyi sevmek iki türlü olur. Birincisi, bir mahluku kalbiyle ve bedeniyle birlikte sevmek, ona kavuşmak istemektir. Cahillerin sevmeleri böyledir. Tasavvuf yolunda çalışmak, kalbi sevmekten kurtulmak içindir. Böylece kalpte yalnız Allah-u Teala'nın sevgisi kalır. İnsan şirk-i hafiden kurtulur. Görülüyor ki tasavvuf insanı şirk-i hafiden, gizli şirkten kurtarmak içindir. Ey iman sahipleri, iman ediniz mealindeki ayeti kerimede emir olunan imana kavuşmak için, imana kavuşmak içindir bu. En'am suresinin 120. ayet-i kerimesindeki organlarla açıkça işlenen ve kalp ile yapılan günahları terk edin mealindeki emir, kalbi Allah-u Teala'dan başka şeylere bağlılıktan kurtarmak lazım olduğunu göstermektedir. Allah-u Teala'dan başkasına tutulmuş olan bir gönülde ne iyilik gelir ki? Allah-u Teala'dan başkasını özleyen bir ruhun Allah-u Teala yanında indinde hiç kıymeti ve ehemmiyeti yoktur buyurulmakta. Birincisi, bir mahluku kalp ve bedenle sevmekti. Bu makbul değil buyuruyor. İkincisi, sevginin ikincisi, yalnız organların sevmesi, istemesidir. Kalp ve ruh Allah-u Teala'ya bağlanmıştır. Ondan başka hiçbir şey bilmezler. Böyle olan sevgiye meyli tabii, içgüdü denir. Bu sevgi yalnız bedenin sevmesidir. Kalp ve ruha bulaşmamıştır. Bu sevgi bedendeki maddelerin ve enerjinin özelliklerinden, ihtiyaçlarından ileri gelmektedir. Fenaya ve bekaya kavuşanlarda, efendim buradaki fena ve beka tasavvufta bir derecedir. Fani olmak, yok olmak demektir. Fena ve bekaya kavuşanlarda ve yüksek derecelerdeki evliyada mahluklara karşı bu sevgi bulunabilir.
Hatta hepsinde vardır. Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam sarın ve serin ve tatlı içmeyi severdi mesela. Dünyanızdan üç şey bana sevdirildi hadis-i şerifini. Hadis-i şerifi kitaplarda mevcut. Şemail kitaplarında Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam mübarek cemalini anlatan kitaplarda Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz bürd-i yemani denilen pamuk ve ketenden yapılmış elbiseyi severdi buyuruluyor. Bunlar tabiatının, bedeninin istekleri ve meyilleri. Demek ki sevgi iki türlü olur. Bir, hem kalple hem bedenle, diğeri sadece bedenle sevgi. İslamiyet'in bize öğretmek istediği nedir? Dinimizin öğretmeni sadece bedenle. Peki kalp? Kalpte Allah-u Teala'nın sevgisi ve onun Resulü'nün sevgisi olması lazım. Kalpte Allah-u Teala'nın sevgisi yerleşmiş ise, bedenin meyilleri, ona da sevgi denmiş ise de Allah-u Teala'dan insanı uzaklaştırmaz. Peki öbür türlü olursa, yani bir şeyi hem kalp hem de bedenle seversen, arabayı mesela kalbine sokarsan, makam, mevkii, şöhreti kalbine sokarsan, bu senin helakine sebep olur. Parayı kalbine sokarsan, elinde cebinde değil de kalbinde olursa, o da seni mahrum eder. Evet, mahveder. Nefs fena ile şereflenince, yani fani olunca, yok olunca, itminana kavuşunca kalp, ruh, sır, hafi ve ahva denilen beş latife gibi olur. Nefs böyle olunca yalnız bedendeki maddelerin ve ısı ve hareket enerjisinin kötü isteklerine karşı cihad edilir. His organlarıyla duyulan duygular temiz kalplere ve temizlenmiş nefislere de tesir eder buyuruldu. Başkalarına tesirini bu hadis-i şeriften anlamalıdır. Yine Hadika'da İmam-ı Kasalani'nin Mevahibül Lediniye kitabından alarak buyuruyor ki Allah-u Teala'yı sevmek ikiye ayrılır. Farz olan sevmek, farz olmayan sevmek. Birincisi farz olan sevmek, ikincisi farz olmayan sevmek. Farz olan sevmekle emirler yapılır, yasaklardan sakınılır, kaza ve kaderine razı olunur. Haram işlemek ve farzları yapmamak bu sevginin gevşek olduğunu gösterir. Haram işlemek ve farzları yapmamak. Efendim ben seviyorum Cenab-ı Hakk'a ama namaz kılmıyorum, içki içiyorum. Demek ki sevmiyor, samimi değil. İkincisi farz olmayan sevgi, nafileleri yapmaktır. Şüphelilerden sakınmaya sebep olur. İmam Buhari'nin Ebu Hureyre radıyallahu teala an hazretlerinden haber verdiği hadis-i şerifte Allah Teala kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında bana en sevgili olanları ona farz kıldığım şeylerdir. Kulum nafile ibadetleri yapmakla bana o kadar yaklaşır ki onu çok severim. Onu sevince onun duyan kulağı, gören gözü ve tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Her istediğini veririm. Benden yardım isteyince imdadına yetişirim buyurdu. Bu hadis-i şerifler hadis-i kutsiymiş. Ve bu hadis-i kutsi gösteriyor ki Allah-u Teala'nın çok sevdiği ibadet farzları yapmaktır. Şimdi tabi hadis-i kutside eğer nafileleri yaparsa, şimdi kimsenin kazaya kalan namaz borcu varsa, kazaya kalan oruç borcu varsa, kazaya kalan zekat borcu varsa, zekat borcu varken verdiği sadaka kabul olmaz. Ama efendim işte hadis-i kutside nafileleri yaparsa, önce farzları yapacağım, birinci sırada farzlar. En çok sevdiği önce farzlar. Onlar hakkında hiçbir borcun kalmayacak ki on sonra nafilelere sıra gelsin. Yoksa farzlar bitmeden önce nafilelerle meşgul olmak ahmaklık alamettir buyuruyor. Ve kitaplarda buyuruyor ki bir kimseyi seviyorum deyince ona karşı suri, mecazi muhabbeti olduğu anlaşılır. Cahil ve bidat sahibi ve salih sadık her Müslüman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle sevmektedir. Müslüman olmak için de bu kadar muhabbet kafidir. Feyiz getiren hakiki sevginin hasıl olması için onun sözlerini, işlerini, hallerini ve ahlakını öğrenmesi ve bunları sevmesi lazımdır. Sevilene itaat edilir. Her şeyde ona tabi olunur. Hakiki sevgi pek çok olursa sevdiğinden başka her şeyi unutur. Bu unutmaya fenai kalp, kalbin fani olması, yok olması denir. Hatta kendini de unutur. Kendini de unutmaya fenai nefs denir. Büyüklerden bir zatın bir talebesi varmış. İşte özel hizmetini yapıyor hocasının. Abdest suyunu döküyor, havlusunu getiriyor falan. Son zamanlarında bu zat talebesine bu hizmetlerinden sonra evladım senin adın neydi diye sorarmış. Böyle bir, iki, üç, beş sorunca talebe demiş ki muhakkak demiş ben bir hata ettim. Onun için hocam benim ismimi unuttu. Öyle rahatsız olmuş ki beni araştırmış taraştırmış kendi hatalarını da bulamamış. En sonunda dayanamamış. Demiş efendim araştırdım taraştırdım ama bulamadım. Ne olur demiş lütfedin demiş. Ne hata ettiysem ne kusur ettiysem söyleyin de ben ondan vazgeçeyim tövbe istiğfar edeyim. Buyurmuş ki evladım senin hiçbir hata ve kusurun yok. Senin her şeyin güzel, hoş. Sende hiçbir hata ve kusur görmüyoruz ki. Olmuş olsa elbette ki söyleriz. Ama bize öyle bir hatalı tarafın olmadı. Nereden icap etti bu sual diye sorunca diyor ki efendim diyor bana hep ismimi soruyorsunuz. Anladım ki ben bir hata ettim ki bana ismimle hitap etmiyorsunuz. O zaman o zat buyurmuş ki ah evladım demiş ben Allah-u Teala'dan başka her şeyi unuttum ki demiş. Onun için soruyorum kusura bakma demiş.
Allah-u Teala'dan başka her şeyi unuttum. Tabii onlar daha yüksek derece. Said bin Cübeyr radıyallahu teala an hazretleri buyuruyorlar ki, Muhammed suresinin 20. ayetinin kalplerinde hastalık olanları gördün meali münafıkları açıkça göstermektedir. Çünkü üç türlü kalp vardır. Bir, mümin kalbidir. Temiz ve sevgiyle Allah-u Teala'ya bağlıdır. İki, kâsi ve ölü kalptir. Kimseye acımaz. Üç, hasta olan gönüldür. Hastalık, münafıklık hastalığıdır. Allah-u Teala bu üç kalbi de Hac suresinin 51. ayetinde bildiriyor. Bu üçten ikisi azaptadır. Biri kurtulucudur. Müminin kalbi selimdir. Allah-u Teala kalbi selimi metife sena buyuruyor. Şura suresinin 88. ayetinde mealen, o gün mal ve çocuklar fayda vermez. Yalnız kalbi selim ile gelen faydelenir buyuruldu. Ya Cenab-ı Hak nasip eder inşallah Teala. İnşallah. Şimdi Bahattin Bey, sevgi, bağlılık çok oldukça faydalanmak da o kadar çok olur. Bunun içindir ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala an bütün eshabın en üstünü oldu. Çünkü onun Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bağlılığı herkesten çoktu. Bir hadis-i şerifte Ebu Bekir'in üstünlüğü çok namaz kıldığı, çok oruç tuttuğu için değildir. Onun kalbinde bulunan bir şey içindir buyuruyor hadis-i şerifte. Alimlerimiz de Ebu Bekir'in radıyallahu teala kalbinde bulunan o şey Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sevgisiydi buyuruyor. Şimdi efendim, tabi hatıra gelebiliyor. İslam alimleri hepsinde yazmışlar. Mesela bir babanın oğlunu sevdiği kadar peygamberin de ümmetini sevdiği ve emirlerinde ve yasaklarında faydeler bulunduğu kesin olarak nasıl anlaşılır? Yani bir babanın oğlunu sevdiği kadar peygamberin de ümmetini sevdiği ve emirlerinde ve yasaklarında faydeler bulunduğu kesin olarak nasıl anlaşılır? Cevap olarak da buyuruyorlar ki, babanın oğluna olan sevgisi nasıl anlaşılır? Bu sevgi görünür, tutulur bir şey değil. Ancak oğluna karşı olan muamelesinden, hallerinden, sözlerinden anlaşılır. Aklı başında olan insaflı bir kimse, Resulullah Efendimiz'in sözlerine dikkat ederse ve insanları irşad için uğraşmalarını ve herkesin hakkını korumaktaki titizliğini ve güzel ahlakı yerleştirmek için lütf ile, merhamet ile çalışmalarını bildiren haberleri incelerse, onun ümmetine olan merhametinin, sevgisinin babanın oğluna olandan kat kat fazla olduğu açıkça görülür ve iyi anlaşılır. Onun şaşıracak işlerini ve onun mübarek ağzından çıkan Kur'an-ı Kerim'deki şaşıracak haberleri ve dünyanın sonunda olacak şaşıracak şeyleri bildiren sözlerini anlayan kimse, onun aklın üstünde bulunan yüksek derecelere erişmiş olduğunu ve aklın erişemeyeceği, anlayamayacağı şeyleri anlamış olduğunu hemen görür. Böylece onun söylediklerinin hep doğru olduğu meydana çıkar. Kur'an-ı Kerim'de bulunan bilgileri öğrenip düşünen ve onun hayatını inceleyen insaflı bir kimse bu hakikati açıkça görür. Şimdi efendim, bir de İmam Muhammed Gazali Hazretleri bu konuda bir şey var da oraya geçmeden önce, İmam Muhammed Gazali Hazretleri'nin sözünü nakletmeden önce efendim, şimdi bir babanın yani evladını sevmesi, yani evladına yaptığı muameleden anlaşılır. Ha, bu evladını seviyor veya sevmiyor. Hani diyorsa ki defol git bilmem ne falan, ulanlı mulanlı falan şey yapıyorsa, hani demek ki oğluna karşı tavrı var. Ya ama ona merhametle, şefkatle yaklaşıyor. Ondan sonra oğlu itaat ediyorsa, bildirdiği şekilde hareket ediyorsa, babanın da davranışlarıyla oğlunu sevdiği açıkça net bir şekilde görülür mü? Görülür. Yani bunu hepimiz aynı şekilde rahatla görebiliyoruz. Şimdi burada da İslam alimleri bunu naklederken buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetini seviyor. Nasıl seviyor? Nereden anlayacağız bunu sevdiğini? Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hayatını dikkatli bir şekilde okursak, çektiği sıkıntılar, gördüğü eziyetler karşısında yılmaması ve bir kişi imanla şereflensin, cehennemden kurtulsun diye, yani kendisini paralaması ümmetini sevdiği içindir. Yoksa hani bir tabir vardır, ne derdinin zorudur? Değil mi? Evet. Ne derdiniz orudur? Ümmetini sevdiği için mi? Elbette sevdiği için. Yani Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam yaşayışı ve insanların hidayete kavuşması için çırpınması bu ümmeti, kendi ümmetini sevdiği için midir? Sevdiği içindir. Bu gayret ümmetini sevdiğine alamet midir? Evet. Gelelim efendim İmam Muhammed Gazali Hazretleri ne buyuruyormuş? Bir şahsın peygamber olup olmadığında şüphesi olan kimse onun yaşayışını görmeli veya yaşayışını bildiren haberleri insafla incelemelidir. Tıp veya fıkıh ilmini iyi bilen kimse, tıp veya fıkıh aliminin hayatını bildiren haberleri incelemekle onun hakkında bilgi edinir. Mesela İmam-ı Şafii Hazretleri'nin fıkıh alimi veya Kalinso'nun tabip, doktor olup olmadığını anlamak için bu ilimleri iyi öğrenmek, sonra bunların bu ilimler üzerinde kitaplarını incelemek lazımdır. Bunun gibi peygamberlik üzerinde bilgi edinen ve sonra Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifleri inceleyen kimse
Muhammed Aleyhisselam peygamber olduğunu ve peygamberlik derecelerinin en üstünde bulunduğunu iyi anlar. Hele onun sözlerinin kalbi temizlemekte olan tesirlerini öğrenince ve onun bildirdiklerini yaparak kendi kalp gözü açılınca onun peygamber olduğuna imanı yakin haline alır. Bildiklerine uygun hareket edene Allah-u Teala bilmediklerini bildirir. Zalime yardım eden ondan zarar görür. Sabahları yalnız Allah-u Teala'nın rızasını kazanmayı düşünen kimse kimseyi Allah-u Teala dünya ve ahiret arzularına kavuşturur. Hadis-i şeriflerin doğru olduğunu her zaman görmeye başlar böyle bir kimse. Evet, her zaman görmeye başlar. Böylece bilgisi ve imanı kuvvetlenir. İmanın zevki olması, yani görmüş gibi olması tasavvuf yolunda çalışmakla olur. Yani efendim, ben Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bizi sevdiğini nereden bileceğiz? Hayatını okursan çok iyi anlarsın. Yani buyurdukları bu mu? Evet, bu. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler Allah-u Teala'nın kafirlere düşman olduğunu açıkça bildiriyor. Onun düşmanlarını seven onu sevmiş olur mu? Kafirler ve fasıklar Allah-u Teala'nın düşmanı olmasalardı bu zufillah vacip olmazdı. İnsanı Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturacakların en üstünü olmaz ve imanın kemaline sebep olmazdı. Hadis-i şeriflerde bir kimse Allah-u Teala'yı sevmezse ve Allah-u Teala'nın düşmanlarını düşman bilmezse hakiki iman etmiş olmaz. Müminleri Allah için sever ve kafirleri düşman bilirse Allah-u Teala'nın sevgisine kavuşur. Bir kimse Allah-u Teala'nın dostlarını sever, düşmanlarını düşman bilirse ve Allah için verir ve Allah için vermezse imanı kamil olur. Devam ediyor hadis-i şerifler. İsyan edenlere düşmanlık ederek Allah'a yaklaşınız. Ve son bir hadis-i şerif. Allah-u Teala bir peygambere vahyetti ki falan abide söyle. Dünyada zühd ederek nefsini rahata kavuşturdun ve kendini kıymetlendirdin. Benim için ne yaptın? Abi sordu. Ya Rabbi, senin için ne yapılır? Allah-u Teala buyurdu. Düşmanıma benim için düşmanlık ettin mi ve sevdiğim benim için sevdin mi? Buyuruldu. Demek ki bunlar hadis-i şerif. Demek ki efendim ben sadece seviyorum, itaat ediyorum. Yani orada da bitmiyor. Seven sevdiğini sevdiklerini sever, düşmanlarını da düşman bilir. Sevenin sevgilinin sevdiklerini sevmesi ve sevmediklerini sevmemesi lazımdır. Bu sevgi ve düşmanlık insanın elinde değildir. Sevginin icabıdır. Burada diğer işlerde lazım olan iradeye ve kesbe ihtiyaç yoktur. Kendiliğinden hasıl olur. Dostun dostları insana sevimli görünür. Düşmanları çok çirkin görünür. Bir kimse birisini seviyorum derse onun düşmanlarından uzaklaşmadıkça sözüne inanılmaz. Ona münafık denir. Mesela Şeyhülislam Abdullah Ensari Hazretleri buyuruyor ki ben Ebu Hasan Semun'u sevmiyorum. Çünkü üstadım Hıdri'yi üzmüştü. Bir kimse hocasını üzer. Sen de ondan üzülmezsen köpekten aşağı olursun. Buyuruluyor. Allah-u Teala Mümtehine suresinin 4. ayet-i kerimesinde mealen İbrahim Aleyhisselam'ın ve onunla beraber olan müminlerin sözlerinden ibret alınız. Onlar kafirlere dediler ki biz sizden ve putlarınızdan uzağız. Dininizi beğenmiyoruz. Allah-u Teala'ya inanıncaya kadar aramızda düşmanlık vardır buyurdu. Bundan sonraki ayet-i kerimede de mealen bu sözlerinde sizin için ve Allah-u Teala'nın rızasını ve ahiret gününün nimetlerini isteyenler için ibret vardır buyuruldu. Tabi bunlardan anlaşılıyor ki Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak isteyenler bu teberri yani uzaklaşmayı temin etmeleri lazımdır. Allah-u Teala mealen buyuruyor ki kafirleri sevmek Allah-u Teala'yı sevmemektir. İki zıt şey birlikte sevilmez. Ayet-i kerimede böyle bildiriliyor mealen. İki düşman birlikte sevilemez. Bir kimse seviyorum derse fakat onun düşmanlarından uzaklaşmazsa bu sözüne inanmaz. Âl-i İmrân suresinin 28. ayet-i kerimesinde mealen kafirleri sevenleri Allah-u Teala azabı ile korkutuyor buyurdu. Bu büyük tehdit çirkinliğin çok büyük olduğunu göstermektedir. Hazreti Ömer'e radıyallahu teala burada Hira halkından bir Nasrani yani Hristiyan var. Hafızası çok kuvvetli, yazısı da çok güzel. Bunu kendine katip yaparsan çok iyi olur dediler. Kabul etmedi. Mümin olmayan birini dost edemem dedi ve işte yukarıda kafirleri sevenleri Allah-u Teala azabıyla korkutuyor ayet-i kerimesini okudu. Ebu Musa Eşari Hazretleri Hazreti Ömer'e yanında Hristiyan bir katibin var çok işe yarıyor deyince Allah-u Teala sana iyi karşılıklar versin. Niçin bir Müslüman katip kullanmıyorsun dedi. Maide suresinde ey müminler Yahudi ve Hristiyanları sevmeyiniz ayet-i kerimesini işitmedin mi dedi.
Dini onun katipliği benim dedi. Ebu Nusayr İşari Hazretleri. Allah-u Teala'nın hakir ettiğine ikram etme. Onu zelil ettiğini aziz eyleme. Allah-u Teala'nın uzaklaştırdığına yaklaşma diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Nusayr İşari Hazretleri Basra'yı diyor onun yardımıyla idare edebiliyorum deyince peki diyor bu Hristiyan ölürse ne yapacaksan şimdi onu yap. Hemen onu değiştir buyurdu. O kadar ehemmiyetle mi duruyorlar? Evet o kadar ehemmiyetle durmuşlar din büyükleri. Muhabbet sevgilinin dostlarını sevmeyi düşmanlara düşmanlık etmeyi icap eder. Bu sevgi ve düşmanlık sadık olan aşıkların elinde ve iradesinde değildir. Çalışmaksın, zahmet çekmesin kendiliğinden hasıl olur. Dostun dostları güzel görünür ve düşmanları çirkin ve fena görünür. Dünyanın güzel görünüşlerine kapılanlara hasıl olan muhabbet de bunu icap ettiriyor. Seviyorum diyen bir kimse sevgilisinin düşmanlarından kesilmedikçe, onlardan uzaklaşmadıkça sözünün eri sayılmaz. Buna münafık yani yalancı denir. Muhabbetin bu iki şartı Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şerifte bildirilmektedir. Yani seven sevdiğini hem sevecek hem de sevdiğini düşmanlarından. Hem itaat, özür dilerim, seven sevdiğini hem itaat edecek hem de düşmanlarından uzaklaşacak mı? Evet. Reşahat'ta Sadettin Kaşgari Hazretleri Hacı Muhammed Parisi Hazretlerinden işiterek buyuruyor ki insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştıran perdelerin en zararlısı kalbin kararması, hasta olması yani dünya sevgisinin kalbe yerleşmesidir. Bu sevgi kötü arkadaşlardan ve lüzumsuz şeyler seyretmekten hasıl olur. Çok uğraşarak bunları kalpten çıkarmalıdır. Faydasız kitap, roman, gazete, dergi, hikaye okumak, lüzumsuz şeyler konuşmak bu sevgiyi arttırır. Kadın ve kadın resimleri, resimli dergiler, filmler, televizyon seyretmek, şarkı, çalkı, kadın sesleri dinlemek bu sevgiyi kalpte yerleştirir. Bunların hepsi insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştırır. Kalbin hasta olması Allah-u Teala'yı unutmasıdır. Allah-u Teala'ya kavuşmak isteyenlerin bunlardan sakınması, nefsi kuvvetlendiren, azdıran her şeyden uzaklaşması lazımdır. Allah-u Teala'nın adeti şöyledir ki, kalbi temizlemeye ve nefsi ezmeye çalışmayanlara, zevklerini, şehvetlerini bırakmayanlara bu nimeti ihsan etmez buyuruyor Muhammed Paris'e rahmetullahi teala aleyh. Bahattin Bey, kalp muhabbet yeri sevgi yeridir buyurmuşlardır. Muhabbet bulunmayan kalp ölmüş demektir. Kalpte ya dünya sevgisi yahut da Allah-u Teala sevgisi bulunur. Burada dünya demek haram olan şeyler demektir. Zikir, ibadet yaparak kalpten dünya sevgisi çıkarılınca kalp temiz olur. Bu temiz kalbe Allah-u Teala sevgisi kendiliğinden dolar. Güneş deyince kalp kararır, hasta olur. Dünya muhabbeti yerleşerek Allah-u Teala sevgisi gider. Kalbin bu hali bir şişeye benzer. Su doldurunca havası çıkar, suyu boşaltınca hava kendiliğinden dolar. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat isimli kitabında buyuruyor ki İnsan 10 parçadan meydana gelmiş bir topluluk numunesidir. Bu 10 parça anasırı erba dedikleri normal fizik şartları altında sülp, mayi ve gaz halinde bulunan maddeler ve enerji ve insanın nefsi, kalbi, ruhu, sır ve hafi ve ahfa denilen latifeleridir. Abdullah bin Ömer Hazretlerinin Allah-u Teala mahlukları su, hava, nur ve zulmetten yarat dediği Tabarani'de yazılıdır. İnsanda bulunan bütün organlar ve kuvvetler hep bu 10 şeyden hasıl olmaktadır. Bu 10 parça birbirine benzemez, birbirine zıttır. Birbirlerini kendi şekline sokmak isterler. Baştan 5 parçası alemi haltandır, yani maddedirler. Bunlar birbirlerine zıt oldukları gibi alemi emirden olan diğer 5 parça da birbirlerine zıt olup her birinin başka vazifesi vardır. Bu 10 parçadan biri olan nefsi natıka yani insanın nefsi hep kendi isteklerini yapılmasını ister. Başka hiçbir şeye boyun eğmez. Allah-u Teala birbirine zıt olan bu 10 parçayı bir araya toplamış. Yeni bir özellik sahibi bir birlik meydana gelmiştir. Buna insan şeklini vermiştir. İnsan bu 10 parçadan hasıl olmuş bir birlik olduğu için Allah-u Teala'nın yeryüzünde halifesi olmak şerefine malik olmuştur. İnsandan başka hiçbir mahluk bu şerefe malik değildir. Alemi kebir denilen insandan başka bütün varlıklar çok büyük oldukları halde hiçbirinde bu 10 parça bir araya toplanmış değildir. Bütün insanlar bu şerefte ortaktırlar. Alemi kebirdeki mahlukların en şereflisi arştır. Ona olan tecelli başka mahluklara olan tecellilerden üstündür. Çünkü arşa olan tecelli öteki tecellilerin toplamıdır. Arşa olan tecelli Allah-u Teala'nın bütün isimleri ile ve sıfatları iledir ve daima kesiksiz tecellidir. Kamil bir insanın kalbi birçok bakımdan arş gibidir. Bunun için öyle kalbe arşullah denir. Bunun için arşa olan tecelliye yakın bir tecelliye kavuşur. Arşa olan tecelli tamdır. Arif'in kalbine olan tecelli ise
bundan bir parçadır. Fakat kalpte arşın malik olmadığı başka bir üstünlük vardır. Bu üstünlük tecelli eden şuurdur. Onu tanımaktır. Kalp tecelli edene, zahir olana tutulur, onu sever. Arşta böyle sevgi yoktur. Kalpte bu şuur ve bu sevgi bulunduğu için kalp ilerleyebilir, yükselebilir. Hem de yükselmektedir. İnsan sevdiğiyle beraber olur hadis-i şerifi bunu bildirmektedir. Kalp sevgilisi ile beraber olmaktadır. Allah-u Teala'nın isimlerini ve sıfatlarını sevdiyse onlarla beraber olur. Eğer zat-ı ilahiyi sevdiyse isimleri ve sıfatları aşarak ötelere ulaşır. Arş isimlerin ve sıfatların ötesindeki tecellilere kavuşamaz. En uzun mektup bu. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni nakletmeye çalıştık. Hülasa burada bildirilen husus şu. Yani insanın dışındaki, insan 10 parçadan meydana gelmiştir. Ama insanda bir kalp var. İnsanın yani Allah-u Teala yarattıklarının içerisinde yani yere göğe sığmam, insanın yani mümin kulumun kalbine sığarım buyuruyor. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri burada anlatırken buyuruyor ki mesela arşullah arşa tecelli ediyor Cenab-ı Hak. Ama arşta sevme kabiliyeti yok. Kalbe de tecelli var, kalpte sevme var. Allah-u Teala sevince insan yükselmeye başlıyor mu? Evet, insan yükselmeye başlıyor. Ve Molla Cami Hazretleri'nin bir sözüyle bitiriverelim. Seven o kimsedir ki sevgilisinden ne kadar düşmanlık görse yine dostluğunu artırır. Sevgilisinden başına binlerce sitem taşı gelse onlar ancak aşk binasını sağlamlaştırır buyuruyor. Netice olarak sevgi kalple olan bir hadisedir ve onun da iki tane şartı vardır. Birisi seven sevdiğine itaat etmesi lazım. Bu sevginin meydana gelebilmesi için sevdiğini tanıması lazım. Tanıyınca ona itaat eder. Ona itaat ettikten sonra da yetmiyor. İkinci kısmı devreye giriyor. Sevdiklerinin düşmanlarından da uzaklaşması lazım. Ve böylece hakiki sevgi meydana gelir. Ve o kimse de aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın sevdiği salih kimseler cümlesine girebilir mi? Girebilir buyuruyor efendim. Cenab-ı Hak inşallah Teala bu cuma gecesini hatırı hürmetine bizlere de kırıntılarını nasip ve müyesser eder inşallah. İnşallah. Sevgili dinleyiciler, bir programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hayırlı geceler. Gönül Pınarı.